Evet arkadaşlar, hayırlı bereketli günlerimiz olsun inşallah. Bugün ballı badem tatlısı yapacağız. Adıyla pek alakası olmayan ama çok lezzetli. Genelde yıllardır yapıyorum. Kime yaptıysam herkes tarifini almıştır. Hafif ve çok lezzetli bir tatlı. Şimdi 3 bardak 1 litre sütümüze 3 çay bardağı unumuzu ilave ediyoruz. 3 çay bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bir paket de vanilya. Şimdi bunu ocağa alıp karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar tepsimi hafif şöyle biraz sulandırdım. Aynı arabaşına yaptığımız gibi. Geçenlerde arabaşı yapmıştık biliyorsunuz. Arabaşı hamurunu da aynı bu şekilde dökmüştük. Evet arkadaşlar, çok kalın olmasın. Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde arkadaşlar, borcamın mesela şu kısmına bakabilirsiniz. Çok kalın olursa çok iyi olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu ölçü dikdörtgen borcam testisine göre, benim şu anda müsait olmadığı için buna döktüm. Çok az bir şey arttı. Onu bir küçük kaseye alacağım. Dilersem doldurabilirim ama ben öyleyi çok sevmiyorum. Şimdi üzerinin harcını hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi margarinimizi eritiyoruz. Aslında bir paket margarin ama çok ağır gelindiği için ben pek hoşlaşmıyorum. Yarım paket margarini eritip hazırlayalım. Evet arkadaşlar, yağ eridi. Biraz da soğudu. Bu şekilde boşaltıp 2 yemek kaşığı toz şekerimiz, 2 yemek kaşığı tepeleme kakao, 3 adet de yumurta arkadaşlar. Margarini tam yaparsanız, bir paket yaparsanız 2 yumurta kafi gelecektir. Ben margarini yarıya düşürdüğüm için 3 yumurta yapacağım. Belki de arkadaşlar, bu hazırladığımız karışımı üzerine dökeceğiz muhallebi. Bu karışımımızı üzerine döküp buzdolabında birkaç saat bekleyecek. Bir gün önce de yaparsanız daha çok daha iyi olur. Şu şekilde de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok kalın olmasını istemediğim için döldüm onu ben. Gerçekten hem kolay hem çok lezzetli, yiyen herkesin muhakkak tarif aldığı ve çevreden de çok o tarifi yap diye uyarı aldığım bir tatlımız bu. Ballı badem tatlımız.
adıyla alakası olmasa da çok lezzetli, hafif ve güzel bir tatlı arkadaşlar. Şimdi bunu dolaba kaldıralım. Birkaç saat beklesin. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Şöyle keselim. Böyle biraz kıvamı, akışkan kıvamı da olabilir. Bence bir an önce deneyin derim. Çok lezzetli hakikaten. Hem hafif, basit ve kolay. Herkese sağlıklar diliyorum, afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun.